Temmuz ayında emeklilere yapılan zammın ardından bankalar promosyon yarışına girmişti. Pek çok banka emeklilere ulaşıyor. Maaşınızı bize taşıyın diyor. Hatta 10 bin liraya varan promosyonlar da vaat edilir oldu. Emekli promosyonu için başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor. Ayrıca promosyon için bankaya müracaat eden emekliler çeşitli engellerle karşılaşıyor. Peki bu durumda ne yapılmalı? Konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı, emekliler taahhüt süreleri dolmadan başka bankalara geçebilir mi? Emekli ben kendimden örnek vereyim. İki sene kadar önce bir sözleşme yaptım. 1500 lira gibi bir meblağ verdiler. Geçtiğimiz Temmuz ayında aklıma geldi maaşlar arttı. Bankamı aradım, dedim ki maaşımı başka bankaya taşıyacağım. Bana derhal 4000 lira verdiler. 597 lirayı içinden kestiler. O benim kalmadığım süre ile ilgili taahhüt vermediğim için almaları gereken meblağmış. Daha sonra promosyonların daha da artırıldığını görünce 20 Temmuz'da bankaya uğradım. Vezne'de başka bir işlem yaparken veznedar 7500 liraya çıkarttı promosyonu verdikleri 4000 liranın 3975 lirasını geri aldılar. Yani hakkını bilen birini gördüğü zaman bankada işler tıkır tıkır işliyor, 10 bin liraya kadar yükseldiğini görüyoruz, emekliler şunu bilsinler promosyonu aldıkları anca 3 yıl imza atıldı ama bir ay sonra çıktılar. 3 yıl sonra aldıkları paranın 36 bölü 1 ini hak etmiştir. Geri kalanı iade edip çıkabilir. Bu meblağın 10 bin liraya yükseldiğini görüyoruz. Emekliler var maaşı asgari ücretten yatıyor. Koşup faturalarını ödüyor. Bazı emekliler 10 bin lira alıyor bunu hemen çekmiyor. Bankalar skorlama ile bu promosyonu belirlerse daha gerçekçi olacağı kanaatindeyim. Kamu ve özel sektörde çalışan promosyon alabilir mi? Emekli özgürdür kendi bankasını kendisi seçiyor. Çalışanlar da çok soruyorlar ben fiilen bir yerde çalışıyorum benim maaşım için promosyon verilmiyor. Nokta. Kamu sektöründe genellikle işveren konumundaki kurumlarımız bankalarla pazarlık edip aldıkları paraları çalışanlara dağıtıyorlar ama özel sektörde böyle bir zorunluluk yok. Bazı işverenler çalışanlarının mutluluğu için bunu veriyor bazılar ise vermiyor. Emeklinin en büyük sorunu şudur, bankadan ben taşıyamıyorum diyor, promosyon alamıyorum diyor. Kredi çektim, taksitlerim devam etti diyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bu konuda son noktayı koydu. Hukuk sistemimizdeki en üst kurul Yargıtay Genel Hukuk Kuruludur. Yargıtay Hukuk Genel Kurul emekli maaşı teminat alınarak kredi verilmesini doğru bulmadı. Emekli maaşının haczi kabil değildir. Emekli rıza gösterse dahi emekli maaşına teminat olarak alıp kredi vermesi basiretli bir tacir davranışı değildir. Emeklinin maaşı rehin tutulamaz, emekli kredi çektiği bankadan maaşını başka bir yere taşıyabilir ama o banka yeterli miktarda promosyon veriyorsa ki şimdi 10 bin liralara yaklaştığını duyuyoruz. O zaman kalabilir. Ne var ki emeklinin maaşı rehin tutulamaz. İki noktada haczi mümkündür. SGK haczedebilir bir de eş ve çocuk nafakası gibi nafakalarda haczedilebilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu çok haklı.